Tebük seferinde 80 kişi Allah Resulü'nden af diliyor. Fakat bunlardan 3 tanesi çok pişman oluyor. Ben bugün o 3 kişiden Kab bin Mali'yi anlatıyorum. Hurmaların hasadı gelsin, biraz daha şu ağacın kovuğunda dinleneyim diye oyalanıyor. Bütün ordu sefere çıkıyor, zaten peşlerine yetişirim diye oyalanmaya devam ediyor. En sonunda bir bakıyor, ordu gitmiş, kendisi geride kalmış. Henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Saadetlerindeyken özür beyan etmeye geliyorlar. Kab bin Malik de geliyor. 80 sahabe hangi özür beyan etse Allah Resulü kabul ediyor ve sizin işinizi Allah'a havale ettim diyor. Bin Malik sıraya giriyor, bakıyor ki Allah Resulü kim ne söylese kabul ediyor ve işi Allah'a havale ediyor. Ya Resulallah, senin yerinde karşımda kim otursaydı ben onu ikna edebilirdim. Ama bugün burada seni ikna edersem yarın Allah mahşerde sana doğruyu gösterdiğinde bana kızacaksın. Madem sen bana orada kızacaksın, sen bana burada kız ama Allah beni affetsin diyor. Resulullah hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü ve imkanlı bir şekilde hayat yaşamamıştım. Ben bu seferi ihmal ettiğimden kaçırdım. Hiçbir bahanem yoktur diyor. Allah Resulü de diyor ki Kab bin Malik ve diğer iki arkadaşına gidin. Size hüküm gelene kadar gidin ve kimse size selam bile vermeyecek diyor. Kab bin Malik 50 gün sürecek süreçte gidiyor ve hiçbir sahabe ona selam bile vermiyor. Kab bin Malik biraz genç olduğundan dolayı zaman zaman mescide iniyor, sahabelerle birlikte oturup kalkıyor, namazdan sonra onlara selam veriyor ve uzaktan şöyle Resulullah'ı izliyor, acaba dudakları kıpırdayıp o da bana geri selam verecek mi diye. Devam ediyor, Ebu Katade diye bir amcaoğlu var, bir gün amcaoğlunun bahçesine atlıyor, acaba o benle konuşup bana selam verecek mi diye. Katade'nin bahçesine atladığında Ebu Katade'ye selam veriyor, tebessüm ediyor. Ama Ebu Katade yine onunla konuşmuyor ve sonrasında naklediyor. Kab bin Mali'nin sesini duyduğumda az kalsın dayanamayıp ona bakacaktım. Ve ona baksaydım eğer dayanamazdım, onu çok severim, onu çok özlerim. Ama eğer dayanamasaydım, onunla konuşsaydım Allah Resulü'nün sözünü yere düşürürdüm, sadakatimi kaybederdim diyor. Devam ediyor. Gassan hükümdarı var. Cebele bin Eyhem diye bir adam. Kab bin Malik büyük bir şair olduğundan dolayı Gassan hükümdarı zamanında onu tanıyor ve ona mektup gönderiyor. Kab bin Malik, duydum ki sahibin seni terk etmiş, zulmediyormuş diyor. Sen bizim diyara gel, Gassan'a gel. Biz senin gibi bir şaire layıkınca hizmet edelim. Kab bin Malik, Resulullah'tan ümit kesmeyip mektubu yırtıyor ve imtihandır herhalde deyip geçiyor. Hicretin 40. günü Allah Resulü bu kadar imtihan yaşamış bir adama bir haber daha gönderiyor. Söyleyin hanımı da evi terk etsin. Kab bin Malik hiç ikiletmeden hanımının da babasının yanına gönderiyor. Gün sonunda 50 gün sonra ayet nazil oluyor. Geri bırakılan 3 kişiyi de Allah bağışladı. Yeryüzü o kadar genişliğine rağmen onlara dar gelmiş ve vicdanları da kendilerini sıkmıştı. Ve Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakta olduğunu anlamışlardı.